Merhaba sevgili koçlar. 29 Aralık 5 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar 2013 yılı bitiyor. Artık son günlerindeyiz ve 2014 yılına giriş yapacağız bu hafta. 2014 yılına yeni bir ayla başlıyoruz. 1 Ocak'ta Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Sevgili koçlar yılın son günleri gökyüzünde özellikle öncü gruplar arasında biraz sert gezegen hareketleri var. Oğlak burcunda gezegen yoğunluğu söz konusu. E, Plüton, Güneş, Merkür, Venüs Oğlak burcundalar ve sizin özellikle iş ve kariyer hayatınıza toplum önündeki statünüz, kimliğiniz, hayatınızdaki otorite kavramları, aile büyükleriyle ilgili kavramlara dikkat ediyor ve hayatınızda ileriye dönük kadersel bazı değişimler ve dönüşümler içerisinde olabileceğinize işaret ediyor gökyüzünün konumu. E, ayın son günlerini incelediğimizde 29 Aralık'ta Oğlak burcundaki Merkür ve Koç burcundaki Uranüs arasında kare açının etkinleştiğini görüyoruz. Merkür Uranüs kareleri özellikle iletişimlerle ilgili ani problemler yaratabilir. Tartışmalar, Kavgalar, bazı huzursuzluklar söz konusu olabilir. E, ulaşım ve iletişimde seyahatlerde de dikkat etmek gerekiyor. Merkür, Uranüs kareleri beklenmedik ani durumlar yaratabileceği gibi e, kazanlara da açık bir e, yapı verebilir. Özellikle sevgili koçlar, 30 Aralık ve 31 Aralık'ta e, sert etkiler yoğunlaşarak artıyor gökyüzünde. 30 Aralık'ta Güneş Uranüs karesi var. 31 Aralık'ta Merkür Mars arasında kare açı etkinleşecek. E, Merkür ile Plüton aynı zamanda birleşecek ve e, Mars e, Plüton'la da kare açı yapacak. E, Tek kare dediğimiz bir görünüm oluşuyor gökyüzünde. Öncü gruplar arasında terazi, oğlak, e, koç arasında oluşan bir görünüm. Yengeç burcundaki Jüpiter e, biraz e, orb aralığı uzak olsa da bu e, kare e, T kareyi bir şekilde yine tetikliyor. E, eğer doğum gününüz 30 e, Mart e, ve e, Nisan başlarıysa biraz daha temkinli olmanız gerekiyor. Yine 10 derece yakınlarında öncü grupta kişisel bir gezegeniniz varsa etkileri e, yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. İlişkilere dikkat etmek gerekiyor. Ani durumlarla karşılaşabilirsiniz. Planladığınız bazı kavramlar değişebilir. Son anda değişimler olabilir. Sizden kaynaklanmasa da karşınızdaki kişiden veya çevrenizde oluşabilecek bazı etkiler nedeniyle değişimler yaşayabilirsiniz. Baskı eee baskıyla karşılaşmanız mümkün özellikle üstleriniz tarafından. Kariyer hayatınızda bazı zorlayıcı koşullarla da karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle ee, öncü grup e, kareleri değişim ve dönüşümler için çok etkili e, gezegen açılarıdır. 1 Ocak'taki yeni ay ile birlikte bu yoğun etkiyi Ocak ayının başlarında da hissedebilirsiniz. 1 Ocak'ta e, Oğlak Burcu'nun 10 derecesinde yeni bir ay doğacak sevgili koçlar. Sizin kariyer evinizde doğuyor bu yeni ay. Oğlak yeni ayları genel olarak iş, kariyer, toplumsal statü, maddi konular hayatımızdaki otorite kavramları ve aile büyükleriyle ilgili konulara dikkat çeker. Yeni aylar yenilikler demek, başlangıçlar demek. Siz de belki bu yeni ayın etkisiyle kariyerinizde önemli bir değişim ve yenilik içerisine girebilirsiniz. Biraz şartlar zorlayıcı olabilir. Değişim ve dönüşüm için ani durumlarla ya da kadersel kavramlarla karşılaşabilirsiniz. İlk başta bazı baskılı durumlar, zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Ancak e, uzun vadede bunların sizin hayrınıza olduğunu bilmeli ve ona göre de e, sakin ve sabırlı davranabilmelisiniz. Genel olarak bu hafta e, ilişkiler konusuna dikkat etmek gerekiyor. Ani çıkışlar ve gerginlikler söz konusu olabilir. Kazalara karşı dikkat etmek gerekiyor. Riskli hareketlerden, riskli ortamlardan kaçınalım. Biraz daha sakin geçirmeye çalışalım. Haftayı kendimizi rahatlatacak, keyif aldığımız faaliyetlere zaman ayıralım sevgili koçlar. Evet, haftanın günlük etkilerinin de günlük videolarımızı izleyerek daha detaylı olarak takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.